Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olarak bilinse de ülkemizde 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda faili meçhul cinayete rastlanmıştır. Bir başka deyişle, Türkiye'nin karanlık bir yönü de vardır. Hatta Susurluk Kazası, Türkiye'nin karanlık geçmişini ifade edebilecek en güzel örneklerden birisidir. Ülkemizde çok sayıda suç adamı bulunuyor. Bu kişilerin özel hayatı hakkında bilgi bulmak bir hayli güç. O isimlerden birisi de Kürşat Yılmaz. 3 Mart 1960 tarihinde dünyaya gelen Yılmaz, 2022 yılında olduğumuz şu günlerde 62 yaşındadır. Giresun doğumludur. Karadenizlidir. Aşırı milliyetçi kimliği ile öne çıkan mafyanın en önemli adamlarının başında gelir. Bugüne kadar birçok suça karışmıştır. Kürşat Yılmaz'ın hayatı cezaevlerinde geçti. İşlediği suçlar dolayısıyla ciddi cezalar aldı. Ancak cezaevinden birçok kez firar etti. İlk kez 1994 yılında kaçtı. Ardından 1997 yılının Şubat ayında ikinci defa cezaevinden kaçtı. Tekrar yakalanmasının ardından getirildiği cezaevinde rahat durmadı. İkinci kaçış vakasından tam bir yıl sonra yani 1998 yılının Şubat ayında bir kez daha cezaevinden kaçmayı başardı. Kürşat Yılmaz, 1998 yılının Temmuz ayında Bulgaristan'da yakalandı. O tarihten itibaren cezasını çekmeye başladı. Kürşat Yılmaz, geçmiş yıllarda Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Suyolcu'nun 1995 yılında öldürülmesinde pay sahibi olmasından mütevellit tam 19 yıl hapis cezası almıştı. Ünlü mafya, birçok ilginç olay ile de gündeme geldi. Bulgaristan'a kaçtığı dönemde kendisine Hepatit C verildiğini söylemesi o dönem çok konuşulmuştu. Yılmaz'ın arkasındaki kişileri açıklamasından çok korkuluyordu. Ayrıca, iş adamı Halis Toprak'ı öldürmesi karşılığında cezasının iptal edileceğinin kendisine söylendiğini de iddia etmişti. Faizcilerin ve tefecilerin korkulu rüyası, kayıtlara geçmemiş birçok önemli adımlarda atmıştı. Kürşat Yılmaz daha önce birçok ilde tefecilik yapan, faizcilik yapanları ziyaret ederek, faiz ve tefecilik yapılmasını engellemiş, buna uymayanları ise kendi raconu ile sert bir dille uyarmıştır. Birçok kişiyi mülk sahibi yapan Kürşat Yılmaz, Karadeniz bölgesinde birçok kişinin saygı duyduğu isimler arasındadır. Neredeyse tüm hayatı hapiste geçen Kürşat Yılmaz, 29 Ekim 2021 tarihinde tahliye oldu. 32 yılı aşkın süredir devam eden cezasının iptali sayesinde özgür kaldı. Yaklaşık 8 aydır dışarıda olduğunu ifade edebiliriz. Kürşat Yılmaz'ın avukatları, müvekkillerinin yeniden yargılanması adına 2021 yılında başvuru yapmışlardı. Söz konusu başvuruya olumlu cevap verilmesi sayesinde özgür kalan Kürşat Yılmaz'ın hayatının geri kalanında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kürşat Yılmaz, tahliye olduktan sonra herhangi bir yerde görülmedi. Böylesine bir geçmişe sahip olan bir adamın piyasada olmaması normal karşılanmalı. 1992 yıl başından bu yana birçok cinayet ile gündeme gelen Yılmaz, geçmiş yıllarda aileden zengin birisi olduğunu ve suç işlemek adına herhangi bir motivasyonunun olmadığını da dile getirmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra birçok iş adamı kendisiyle görüşmek için sıraya girdiği isimler arasında olan Kürşat Yılmaz, eskilerin tabiriyle şık duruşu, modern görüntüsü ile uzun yıllar adından söz ettirecek ve devletini savunan isimler arasında olacaktır.